Okullar açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda okul formaları Aygün Giyim'den. Yıllardır sektöründe öncü firmalardan olan Aygün Giyim, okul sezonuna hazır kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatları ile ilçemizdeki tüm okul formaları Aygün Giyim'de. Aygün Giyim'e uğramadan okul forması almayın. Efendim, sıradaki haberimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı ile alakalı ama çok farklı bir haber. Çok örnek alınabilecek bir haber. 5 yıldır Akyar mahallemsinde 30 Ağustos günü şehitlerimizin anısına bir Mevlid-i Şerif ve yemek veriliyor. Biz de dün yerinde takip ettik. Muhtarın ve katılanların duygularını aldık. Haberimize bakalım. Akyar Mahalle Muhtarı Osman Gedikoğlu'nun organize ettiği programa ilçe kaymakamı Ömer Çimşit, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Avukat Medine Yapılmış Ev ve Teşkilatı, eski Ülk Ocakları Başkanı Alper Kaan Yurt, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçük Karasucu ve birçok vatandaş katıldı. Şöyle bir geçelim. Sağ olun, buyurun, beraber olsun. İlçe merkezimizde kamu kurumlarımızın protokolün katılımıyla resmi programımızı biz icra ettik. Ama arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarım, belediye başkanımız, işte muhtarımız da davet ettiler. 4-5 yıldan beri artık geleneksel hale getirdikleri Akyar'da, mahallemizde güzel bir program var. Ben de bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle mahallemizdeki programa ilk defa katılıyorum. Muhtarımızı ve bu fikir, düşünce kimden çıktı ve bugünlere kim getirdiyse, emeği geçen herkese ben bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü anlamlı bir gün. Bizler her programda, her resmi törende, her ortamda, her fırsatta şehitlerimize ve gazilerimize duymuş olduğumuz minnet ve şükran duygularını dilimiz döndüğünce ifade edebildiğimiz ölçüde ifade etmeye çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. Bizler ne kadar minnet ve şükran duygularını ifade etsek, şehitlerimizin ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlık karşısında yine de eksik kalır, yine de daha fazla bunu ifade etmemiz gerekir. O yönüyle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kalabalığı, güzel bir ortamı bizlere sunduğu için, belki mahalle ile sınırlı, Akyar mahallemiz ile sınırlı, belki bizleri ilçe protokolünü davet etti ama anlamlı bir gün, anlamlı bir program. Bu program vesilesiyle ben şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla tekrar anıyorum. Rabbim inşallah bizlere tekrar Kurtuluş Savaşı vermek durumunda bırakmasın. İstiklal Marşı yazdırmak durumunda bu aziz millete o günleri yaşatmasın diyorum. Ama öyle bir durum, öyle bir şart yaşandığı zaman da tarihimize, medeniyetimize baktığımız zaman bizler 16 tane tarihte büyük devlet kurmuş asil bir milletin, asil bir medeniyetin torunlarıyız. O anlamda vakti zamanı gelince vatan için, memleket için, ezanımız ve mukaddesatımız için yapılması gereken ne varsa hayatımızı feda etme, verme anlamında, şehitlik anlamında, gazilik anlamında her türlü görevi ifa ediyoruz. O anlamda ben tekrar şehit ve gazilerimizi minnet duygularıyla, şükran duygularıyla bu anlamlı günde anarken, bu programa bizleri böyle güzel bir sofra etrafında, işte camide mevlüt ve dualar, sonrasında da bu güzel sofra etrafında şehitlerimiz ve gazilerimiz vesilesiyle bizleri buluşturan kıymetli muhtarlara çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik ortamının başta Akyar'da olmak üzere tüm ilçemizde devamı, daha iyi noktalara gelmesi noktasında da ben de temennide bulunuyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dediğim gibi 5. sene yaptığımız, geleneksel hale getirdiğimiz şehitler yememizi Allah bize ömür verdiği sürece devamlı yapacağız. Her yıl Ağustos'un 30'unda şehitler yememizi devam ettireceğiz.
tüm gelen gelemeyen eşe, dostla, herkese Allah razı olsun, ayaklarına sağlık. Evet, biz de Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı olarak Sayın Muhtarım'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle hem şehitlerimiz için hem de atalarımız için hazırlamış olduğu bu mevlüt programına ve ikramına katıldık. Öncelikle davet için Sayın Muhtarım'a ve tüm Akyer Mahalle halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de bir Akyerli olarak özellikle böyle bir geleneği başlattığı için kıymetli muhtarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Akyerli olarak, bir hemşerisi olarak bu tür etkinliklerin köyümüz nezdinde, mahallemiz nezdinde devam etmesi ayrıca bizlere gurur veriyor. Tekrar tekrar teşekkür ederim Sayın Muhtarım. Biz teşekkür ederiz. Devamı nasıl eylesin? Teşkilatın buraya gelmesini de ayrıca onu biz de efendim. Çok sağ olsunlar. Herkesin ayaklarına sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.